Bence partiye hazırız. Ne diyorsunuz? Şu gözümle kesinlikle partiye hazırım yani. Saçlarım da yanık olduğu için tam olarak kapatmıyor. Işıkları kapatıyorum ve partiyi başlatıyorum. Böyle birini görseniz ne yaparsınız ya gece kulübünde? Ben polisi ararım. Asla olmadı. Size yemin ederim beni şu an bir masaj salonu kartına koyun. Selena Gomez'den daha iyi duracağıma çok eminim. Bu kanalda hiçbir şey sıradan değil biliyorsunuz. Bu kanalda ayakkabıysa nasıl açılıyor bu ya? Işıklı bir ayakkabı. Merhabalar, hoş geldiniz. Yine ben, AliExpress bağımlısı, saçma içerik üreticisi, YouTube'un kafiyeli bir şey bulamadım. İçeride oturmuştum, Brooklyn Nine-Nine'ımı izliyordum, keyfim yerinde, pijamalarım üstümde. Sonra birdenbire AliExpress'ten aldığım en saçma ürünleri neden derlemeyeyim diye düşündüm ve sizlerleyim. Biraz sesim gidik galiba, kusura bakmayın, sanki biraz hasta gibi hissediyorum. Arka planımı da değiştirdim. O beyaz fondan gına geldi çünkü. Yani ben o kadar düz ve sade bir insan değilim. Şu an çok iyi hissediyorum arkadaki bu renk cümbüşüyle alakalı. Bu arada bu da AliExpress'ten. Şöyle bir etrafıma baktım. Sipariş geçmişime baktım ve gerçekten saçma olduğunu düşündüğüm, niye bunları aldım diye düşündüğüm ürünleri derlemeye çalıştım. Direkt ürünlere geçmek istiyorum çünkü bazılarını deneyeceğiz. Bazılarına hiç daha dokunmadım bile. Beraber açacağız, göreceğiz. Ay hangisiyle başlasam ya? Şu hiç beceremeyeceğimi düşündüğümle başlamak istiyorum. Kayıttayız değil mi? Ay, bir an ses kaydını açmadım sandım. LED kirpik. Yanlış duymadınız. Evet, LED kirpik. Belki bunları görmüşsünüzdür saçma sapan videolarda bir şeylerde. Böyle partilere giderken takma kirpik gibi kirpiğin dibine takılıyor ve onlar böyle ışık yapıyor. Yani çok iyi anlatabildiğimi düşünmüyorum şu an. Ürün böyle bir kutuda geldi. Biraz aha gitmiş, vaha kalmış gördüğünüz gibi. Şimdi bunu açalım bakalım. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Dünya saçması. Bir tane toka çıkıyor. Ve sticker çıkıyor. Hep beraber bunların ne işe yaradığını göreceğiz. Şöyle açıyorum. Sanırım şöyle yapacağım. Yani mantıken. Bakalım çalışıyor mu? Wow! Çalışıyor. Güzel. Gayet iyi. Çok heyecan. Modları da var. Bir dakika, şu an heyecanlandım. Işıkları kapatıp deneyeceğiz bunu zaten ama önce bir çalıştıralım, gözümüze yapıştıralım. Bunu da göze yapıştırmak yani ne kadar doğru. Neyse. Ya buradaki görselleri koyacağım buraya. O kadar saçma ki, o kadar komik ki. DJ kadının gözüne falan koymuşlar ya. Bu arada su geçirmez olduğunu iddia ediyorlar. Asla denemeyeceğim tabii ki. Çift taraflı bant çıkıyor bunun içinden. Tamam, ben bu olayı çözdüm. Şimdi hazır mıyız? Bir tanesini bu güç sağlayıcı pilin içinde olduğu tarafa takıyoruz. Ama bunu nereme takacağım? Ondan çok emin olamadım açıkçası. Şöyle şu enseme yapıştırsam kimse görmez bence. Da yani kısa saçlı insanlar için bu olacak iş değil bu arada. Kirpik şeklinde kesilmiş olan bantları kirpiğin arkasına yapıştırıyorum. Şöyle. Şimdi bunu önce kirpiğime yapıştırmak istiyorum. Bantlar çok boktan ya. Yani çok üzgünüm ama böyle kulağımın arkasına atıyorum. Şöyle şunu paketten çıkan takoyla şöyle bir sabitleyelim. Tamam. Şimdi şu pil şeyini de şöyle enseme bir yere şurama taktım. Abi dünyanın en saçma şeyi bu ya. Bir dakika. Olabilecek en iyi halini yapmaya çalıştım bu arada ve ne yazık ki olabilecek en iyi hali bu gibi gözüküyor. Allah'ım, ben bu kanalda bir tane ürünü doğru düzgün inceleyebilecek miyim diyeceğim ama yani incelediğim şeyler doğru düzgün değil ki ben doğru düzgün inceleme yapabileyim. Ters mi yapıştırmışım? Benim bu işi acilen çözmem lazım. Kardeşiniz bomba gibi geliyor. Okey, biraz önümü göremiyorum ama tamam ya, fena değil. Yani hiç yoktan iyidir. O kadar kötü bir bant ki üst üste kendi kendine yapışıyor falan. Şu gözüm gerçekten o kadar kötü gözüküyor ki. Bence partiye hazırız. Ne diyorsunuz? Şu gözümle kesinlikle partiye hazırım yani. Tom York, like this. Saçlarım da yanık olduğu için tam olarak kapatmıyor. Işıkları kapatıyorum ve partiyi başlatıyorum. İnanılmaz bir şey bu. Bununla kesinlikle bir yere gitmem lazım. Çok rahatsız. Yani insanın gerçekten
Gözünde duracak bir şey değil ama harika gözüküyor. Başka modu var mı bakayım? Bakayım, bu var. Hayatımda denediğim en saçma şeylerden biri. Bakayım bu ne modu? Oo, bu çok seksi. Yavaş yavaş azalıyor. O top da renkli. Arkanızda bir de böyle bir şey var. Yani robot gibi gezerseniz ortalıkta, yemin ederim. Tam bir delilik. Böyle birini görseniz ne yaparsınız ya gece kulübünde? Ben polisi ararım. Ya hayatına böyle girsem gerçekten ne yapabilirsin ki ya? Kamera bile netleyemedi şu an. Böyle beni ciddiye alabilecek misiniz emin değilim ama bu arada bunun renkleri de var. Kırmızı, mavi, yeşil galiba. Bakarsınız linkini bırakacağım aşağı. İyi bir bantla ve biraz daha uğraşla bence bu takılabilir hale gelir. Hoppa. Çıkaralım bakalım. Bunu kesinlikle hayatıma bir şekilde adapte ediyorum bu saatten sonra. Birinci ürün çok iyi geçti. Yine biraz fail olduk ama şimdi geçelim ikinci ürüne. Bir tane salak saçma bir şey var. Onu inceleyip hemen hızlıca geçmek istiyorum diğerlerine. Yani bunu az önce paketin içinde gördüm. Daha elimi bile almamışım. Neden satın aldım ve gidip 5 tane almışım? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Hani diyeceksiniz ki abi sen satın alıyorsun, nasıl hiçbir fikrin olmaz? Ben de bilmiyorum. Hakikaten bunu açıklayamayacağım ya. Bunu ancak alışveriş bağımlıları anlayacaktır. Şöyle göstereyim. Bir kan tüpü mü denir buna? Yani hani Kızılay'a falan gidip kan verdiğinizde bunu tüplere koyarlar ya böyle. Bardak da değil ama içecek bir şeyi. Asla anlatamadım. Ama fotoğrafını koyunca buraya anlayacaksınız muhtemelen ne olduğunu tam olarak. Cadılar Bayramı zamanında falan vampir kılığına girenler için. Tabii bizim ülkemizde Cadılar Bayramı yani... İki tane parti oluyor falan sadece. Niyeyse ben bunu herhalde bir ev partisinde bir şeyde böyle komik olur diye. Bir de bunun transparan tüpü varmış bu arada. Şöyle uzayanlardan ama ben ondan almamışım niyeyse. O yüzden böyle mal gibi bununla kaldım yani. Ben bunu şöyle kullanabileceğim muhtemelen. Yanında da böyle bir bant geliyor. Üstüne bir şeyler yazıyor. Buraya da böyle kan grubunuzu falan işaretleyebiliyorsunuz. Bunun içine bir tane Bloody Mary yaparsınız. Partiye gidersiniz böyle. Takılırsınız. Bir yandan öyle içersiniz. Herkes sizin bir manyak olduğunuzu düşünür muhtemelen. Bu da böyle bir item. Bence fikir olarak çok güzel bu arada. Ama içinin iyice bir yıkanması lazım. Çünkü leş gibi plastik kokuyor tabii ki. Bununla da böyle eşe dosta hediye vermelik. İşte partilerde ben farklı bir şey getirdim abi demek için belki alınabilir. Hiçbir fikrim yok. Ya da hiçbir şekilde alınmaz. Hayatınıza bunsuz devam edersiniz ki edebilirsiniz yani. Buna emin olabilirsiniz. Bu basit ve hızlı oldu. O yüzden şimdi basit ve hızlı olmayacak bir ürüne devam edelim. Hatta iki ürüne devam edelim. Peruk. Yani yanında çakmakla gezmemeniz gereken kalitede peruklardan bahsediyorum. Saçlarım kendi rengindeyken ya turuncu mu yapsam, gri mi yapsam diye düşünürken niye ben peruk almıyorum ki dedim. Cevabını birazdan göreceksiniz ki keşke almasaymışım. O kadar kötü peruklar ki. Ben naylon bir şey hayatımda görmedim. Şimdi turuncuyla başlamak istiyorum. Bir gün YouTube kanalı açıp da şunu göstereceğim aklımın ucundan bile geçmezdi gerçekten. Peruk bu. Şimdi kafama takacağım. Bu arada bonesi falan da var da ben hiç uğraşmadan şöyle saçımı toplayıp size göstermek için takacağım. Yoksa RuPaul's Drag Race'de değiliz yani şimdi kafama çorap geçirip falan. Zaten beceremem muhtemelen. Olmadı. Bir dakika. Asla olmadı. Merhaba. Doğru taktım mı, güzel taktım mı hiçbir fikrim yok. Aslında kötü de durmadı garip bir şekilde. Şu an çok da kötüleyemeyeceğim gibi geldi. Işıkla falan böyle hani bir de dalgası var ya kendiliğinden. Çok kötü değil ama bana yakışmadığı bir gerçek. Yani peruk bu. Bunu böyle herhalde 12-13 dolar gibi bir fiyata almıştım. 5. sınıf bir tiyatro oyununda falan iş görür ama onun dışında bununla dışarı falan çıkılmaz ya. Şimdi ikinci peruğa geçelim isterseniz. Şimdi bunu çıkaralım. Saçıma bak. Ha bak çorap varmış burada. Bir de çoraplı deneyelim. Böyle yapılmadığına çok eminim ya. Öf ya bu geçişi niye yapamıyorum? Şu realizmi görüyor musunuz şunu ya? Şunu görüyor musunuz? Adamla uğraşmış bir de saç dibi yapmış. Ay evlerden ırak. Diğeri daha iyiymiş ya. Ay bu hiç olmuyor yani. Bu hiç yemiyor. Size yemin ederim beni şu an bir masaj salonu kartına koyun. Selena Gomez'den daha iyi duracağıma çok eminim. Bir tane yapalım hatta. İkinci peruğumuz da bu.
hayatımın en kötü harcamalarından biri diyebilirim gerçekten bunun için. Bir de buna şekil de verilmez. O kadar naylon ki gerçekten. Hani buna böyle fön çekmek falan hak getire yani, cidden uğraştırır ki zaten bununla uğraşmam diye düşünüyorum. O zaman bu peruklardan bir sıyrılalım. Bu peruktan sonra şimdi böyle minik tatlı bir şey inceleyelim. Ondan sonra 3 tane ışıklı, cafcaflı ve çok saçma ürünüm daha var. Sonra onlara geçeceğim. Vallahi yani insan bu kadar kötü peruk inceledikten sonra yanık manık ama kendi saçım ne kadar güzel demeden edemiyor. Dünyalar tatlısı, yine asla hiçbir işe yaramayan ama minnoş bir ürünümüz var. Tada! Tatlış, miniş bir şeker makinesi. Ben bu ürünlerin isimlerini bir dahakine öğreneyim. Videoya başlamadan önce daha doğru olacak gibi gözüküyor. Bu kadar minik olduğunu daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Bu üstündeki yazıyı tabii ki ben yaptım. Etiket makinesiyle bunun üstüne yazı yazıp yapıştırdım. Neden etiket makinem var diye soracak olursanız, onunla ilgili de hiçbir fikrim yok. Nerede bu makine acaba ya? Tabii bunun içine şekerleri falan ben koydum. Böyle işte, bu arada çok iyi çalışmıyor yani, onu söyleyeyim. Şu an hatta bir tane... Neli bu be? Bilemedim. Karamelli. Böyle çeviriyorsunuz. Hop, şeker geliyor. Sakın şampiyona şeker geliyor esprisi. Sakın. Bak, benim aklımdan geçti, yapmayacağım. Böyle durup durup bunu ve eri çevirip ağzında şeker atmadık. Dünya saçması bir şey. Çok şeker. Bununla ilgili daha ne anlatabilirim? Hiçbir şey anlatamam. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Sıradaki ürünün şarj bitmişti. İçeride şarj ediyorum. Umarım dolmuştur. Onları getireceğim. İnceleyeceğim ürün aslında kirpiklerle beraber inanılmaz olur. Yani gerçekten inanılmaz olur. Sıradaki ürünümüz ayakkabı. Yalnızca bir ayakkabı mı? Asla değil. Bu kanalda hiçbir şey sıradan değil, biliyorsunuz. Bu kanalda ayakkabıysa nasıl açılıyor bu ya? Işıklı bir ayakkabı. Şimdi bu ayakkabıların modları var. Böyle işte kırmızı, yeşil, mavi, bir sürü renge giriyor. Sonra o renkler hızlıca kendi arasında dönüyorlar. Sonra o renklerin geçişli versiyonları var. Yani deli saçması bir ayakkabı bu. Her bir tekte minik butonlar var içeride. Kolay erişebiliyorsunuz. Onların her birine birer kez bastığınızda farklı bir renge ya da moda giriyorlar. İsterseniz sol teki kırmızı, sağ teki yeşil yapabilirsiniz. Hani öyle farklı farklı yapabiliyorsunuz. Şöyle bir kabloyla geliyorlar bu arada. Tek bir USB ve tek USB'nin iki mikro USB'ye ayrılmış hali şeklinde böyle bir kablosu var. Ayakkabının içinde buton olan yerde minicik bir mikro USB haznesi var. Oraya bunları takıp şarj ediyorsunuz. Skechers falan sürekli ışıklı ayakkabı yapıyor ama asla yetişkinlere yapmıyorlar. Ben de bunu gördüğüme dayanamamıştım. Ve ben aldığımda herhalde 50-60 liraya falan gelmişti. Yani hiçbir şey değil. Ve çok saçma bir şey söyleyeceğim. Gerçekten rahat bir ayakkabı. Hiç ayağınızı rahatsız eden bir ayakkabı değil. Hakikaten almayı düşünenler varsa diye söylüyorum bu arada. Ayak numaranız neyse onu alabilirsiniz. Direkt cuk oturuyor ayağınıza. 50-60 liraya rahat bir ayakkabı almış olmak için bile alabilirsiniz. Yani çünkü ışıkları yakmadığınız zaman aslında normal bir ayakkabı gibi gözüküyor. Saçlarımı yaktığım o hazin banyoya geçiyoruz şimdi. Çünkü size banyoda göstermem gereken iki tane ışıklı ürün var. Ve gerçekten neden üretildiklerine dair kafamda soru işaretleri var. Son iki ürünü burada inceliyoruz. Çünkü son iki ürün burada. Bir tanesi ilk ürün, yani gülmeden anlatamayacağım bunu galiba. Klozet ışığı, yani klozetin içini aydınlatan 6 farklı renge sahip bir klozet ışığı. Ve ben satın aldığımda 6900 kişi benim satın aldığım satıcıdan bu ürünü satın almıştı. Ve bu tek bir satıcıya ait bir satış rakamı. Yani bu ürünü satan diğer satıcılarda da binlerce kez satın alınmış bir ürün bu. Asla hiçbir anlamı yok. Neden aldıklarını ben de bilmiyorum. Neden aldığımı ben de bilmiyorum. Hep birlikte görelim bakalım. Ya acaba lavabo linci yer miyim ben bu videodan sonra, onu çok merak ediyorum. Geçen gün Sude Alkış tuvalette fotoğraf çektirdiği için tuvalet linci yemiş. Ulan tuvalet linci ne ya? Klozet paylaştığım bir video çekeceğimi hiç düşünmezdim. Ama işte hayat. Merhaba, ben Zeynep Çetin. Bu da benim lavabo ve lavabo ışığım. Tuvaletinizi yaparken renkli bir dünyaya merhaba demek istiyorsanız bu ürün tam sizlik. Son ürünüm yine ışıklı bir ürün ve o da ışıklı bir duş başlığı. Duş başlığının şekli şemali bu. Bunlara bir şey diyorlar ama ne olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. İşte buradan her su geçtiğinde bu toplar işte suyu bilmem ne yapıyormuş. Neyse, şimdi asıl magic burada başlıyor. Açıyorum suyu. Mavi ışık su soğuk demek.
Şimdi yavaş yavaş kırmızıya geç. Şu anda da işte suyun sıcak olduğunu gösteriyor aslında. Bakayım yeşil oluyor muydu bu? Şimdi mesela komple soğuğa çevirdim. Su daha fazla boşa akmasın diye durdurdum. Yani tazyikli olması da benim için çok iyi. Çünkü ben çok severim tazyikli suyla duş almayı. Renkli olması da bir ekstra bir şey. Evi biraz pavyona çevirdim, evet doğrudur. Son ürünümüzü de incelediğimize göre artık videoyu sonlandırmanın vakti geldi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben gerçekten çok eğlendim. Biraz daha bakınırsam daha saçma şeyler bulacağıma inanıyorum evde. Belki buna bir volüm 2 yaparız. Beğendiyseniz abone olun falan bir şeyler. Eğer abone olmak isterseniz aşağıda bir abone ol butonunun olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de videonun sonunda böyle bir yuvarlak çıkıyor. Oraya da basıp abone olabilirsiniz. Abone olmak istemezseniz de Sizin canınız sağ olsun. umuyorum ki bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Sizleri çokça öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.